Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Ramazan'ı bitirdik. Bugün bayrama ulaştık. Dün bir, bugün iki. İşte biz de Ramazan'ın ardından bayramın ikinci gecesinde sizlere Kentin Değerleri programından bir başka seslenelim dedik. Biliyorsunuz bu ilde çok değerli, kendini yetiştirmeye çalışan, sanatla uğraşan gençlerimiz var. Bunları biz tabii bazen eleştiri olarak da söylemek istiyorum. Bazen ihmal edebiliyoruz. Onların başarılarını biraz öz eleştiri dedim ya, göz ardı edebiliyoruz. Ama bilsinler ki onlar daima bizim kalbimizde, bizler onları daima destekliyoruz. Ama işte işin girişi herhalde böyle oluyor. Tam zamanı dedik. Ve ben bu akşam sizlere ilimizin hem pop alanında hem Türk sanat müziği alanında bir sürü ödülleri var. Önümü doldurdu bir sürü haberlerle, başarılı işte teşekkür belgeleriyle, fotoğraflarıyla çok da heyecanlı Sayın Hikmet Korkut'u davet ettim. Kendisi bu ilde sadece sanat, müzik yapmıyor. Bu ilde birçok STK, sosyal çalışmaların içinde de kendisi. Elinde bir mesleği de var. Bugün tanıyalım bakalım kendisini bu akşam. Bize anlatsın. Hikmet Korkut kimmiş, ne yaparmış, nasıl söylermiş? Sesini bir duyalım efendim. Siz de adı duymuşsunuzdur mutlaka. Bilhassa Semralı çocuklarla falan çok ilgilendi. Ama şöyle bir dinleyemedik kendisini. Ne dersiniz bu bayram akşamı? Şöyle bir güzel dinleyelim mi onu? Şöyle bir davet edelim mi ortaya? Yapalım hadi. Evet, Hikmet Korkut. Buyur sahneye. Bakalım bize ne söyleyeceksin? Hadi bakalım. Gönlüm benim kanayan bir yana, şu deli kalbim benim. Cezamı çekiyor şu deli gönlüm benim. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğimi. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğimi. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Kalbim benim nasıl da sevmişti şu deli gönlüm benim. Kanayan bir yana şu deli kalbim benim. Cezamı çekiyor
şu deli gönlüm benim. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğim. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttum yaşanan o güzel günleri. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğim. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttum yaşanan o güzel günleri. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Buyurun bakalım, böyle alalım sizi. Sevgili Hikmet Korkut. Güzel. Evet. Şimdi bu parça normal. Evet. Senin kendi eserin. Kendi eserim. Kendi eserim. Sözler. Bunu şimdi, tabii şimdi ki. Şimdi baştan söyleyelim. Evet. Bu seni rahat oturabiliyor musun ona? Evet. Sen ben, biraz öne doğru. Burada. Gelebilirsin. Şöyle. Ha, bu senin CD'in. Evet. 2019. Ha, deli kalbim diye. 2019. Evet, ilk evet. Çıkan Max Single. CD single. Aa, çok güzel. Söz müzik bana ait, kendime ait. Sana ait. Evet. Oo, Hikmet. Güzel, güzel. Çok da güzel. Tabii bizim şartlarımız da sahnedeki gibi değil. Televizyon stüdyolarında bazı aksaklıklar olabilir. Sesleri tabii olabilir. Ki, tabii. Onu bağışlasın isteyenlerimiz. Baştan söyleyelim. Ama tabii ki senin bir single'ın olması, bir şarkı yazman, söz yazman, bestelemen çok önemli. Şimdi nihayet birlikteyiz artık. Evet. Uzun süredir. Uzun zaman. Uzun süredir Hikmet tabii ki haklı olarak insanlar yaptıkları başarılı çalışmaları duyurmak isterler. Tabii ki. İşte bugüne kısmetmiş. Evet. Hem de bak bir bayram varmış amına. Evet. Ne kadar güzel denk geldi. Şimdi tabii ki biraz müziği bol bir program olsun istiyoruz. Ancak seni de tanımak istiyoruz. Yani bir Hikmet Korkut var, orada burada adı çıkıyor, söylüyor, evet. Sanat yapıyor, icra ediyor ama bir kişiliğini de öğrenmek lazım. Şimdi biraz kendinden bahset bana. Sen nerede doğdun, nerenin, hani hangi bölgenin çocuğusun? Ve bu müzik aşkın nereden geldi sana bakalım? Şimdi önce aslen anne baba Eskişehir Bilecik. Yöresinden öyle gelme. Mi? Ve Gölcük'te ben doğar doğmaz Gölcük'e gelmişim. Ha, yani gözümü Gölcük'te açtım. Gölcük'te tabii bir meslek hayatına başladık. Elektrik elektronik teknisyenliği. Bunun yanında hemen akabinde ben müzikle haşır neşir olmaya başladım. Var mıydı böyle? Tabii içinde tabii. Bir önce dinleyerek şey tabii ki. Hı. Şöyle benim dedeler anne tarafı tabii. Aileden gelen bir şey var mı? Benim dedemin hı. Babası yani hı. Büyük dedem, işte dedem, dayım. Işte ne yapıyordu? Şey annem, mi? Enstrüman falan mı çalıyor? Şöyle türkü söylerlermiş yani. Çok güzel sesleri varmış. Seslerim varmış. Yani geninde böyle bir şey, bir genlerde var akış tabii. Var. Hı. Var. Hı. Tabii ben de kendimi böyle deneyerek, işte dinleyerek, işte Türk sanat müziğinden başladım. Tasavvuftan, Türk sanat müziği, tasavvuftan başladım. İlahi. Hı. Tasavvuf okuyorum mesela. Çok güzel. O yıllarda hani hoşuma gidiyordu, dinliyordum. Sonra mesela Türk sanat müziğinden, Zekim'den... Neyi okuyordun en çok tasavvufta? Tasavvufta... Sevdiğin böyle, var mıydı böyle çok zevkli okuduğun? Canım kurban olsun senin yoluna. Ya, bir kuple okusana. Okuyabilir misin bir kuplesini? Ya da şöyle yapalım. Gel gör beni, işte sevdim seni. Şu bayram akşamı bir küçük bir şey söyle bakayım bana. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed gibi mesela. Güzel duydu sesin. Hoşuma gitti. Evet. Sonra? Daha sonra Türk sanat müziğine merak sardım. Hı. Böyle işte iş yerinde mesleğe başlarken elektrik elektronik.
iş yeri 90'lı yıllarda açtık biz. Babamla. Elektronik evet. Teknisyenim aynı zamanda icra ediyorsun. Evet, şu an İzmit merkezde iş yerimiz var. İş yerim var. Hı-hı. Şey yapmayayım, reklam olmasın. Yok, ama iş yerim var, tamam. Profesyonel olarak yapıyorum. Ses ve uydu sistemleri konusunda uzmanım. Profesyonelce bu işi yapıyorsun. Aynı artı babamla çalışıyorum. Beraber, aile şirketi. Bunun yanında işte ilk başlarken müziğe kulağım yani şey olduğu için, yatkın olduğu için mesela Türk sanat müziğinden işte eskilerden mesela Zeki Müren'ler, işte Adnan Şahinsesler, evet. Bülent Ersoy'lar, işte ismi Selami Şahin'ler, ismini sayamadım. Tabii yani birçok Türk sanat yani hepsini çok seviyorum. Seviyoruz. Evet. Yani onları dinleyerek, feyiz alarak işte İlk başta böyle işte kendimiz o zamanlar kaset vardı biliyorsunuz. Kasetli dönemlerde. Ses kayıt vardı mesela. Deneyerek işte acaba oldu mu? Acaba nasıl oluyor falan işte. Müziği duyuyoruz, dinliyoruz, okuyoruz. Öyle ezberlemişim ben şarkıları farkında olmadan. O da bir yetenekmiş yani. Sevgiden hem seviyorsun. Hem sevdiğim için ezberlemişim. Hem de dediğin gibi yeteneğinin verdiği o aşkla, o sevgiyle. Sonra anımı anlatayım, çok güzel. Tam karşımda birinci katta belediyede çalışan bir kulakları çınlasın. Bir abimiz vardı. İsmini şimdi şey yapamadım bir olsun, anda. Kulağı çınlasın. O da or kalmış. İşte, o da şey yapıp meraklıymış. Düğünlere falan gidecekmiş. İşte kısmet onunla bir prova falan yaptı. Gelikmet mi dedi? Gelikmet dedi ya. Ben dedi seni buradan duyuyorum dedi. Ben orada deneme yaparken beni dinliyormuş. Sesini duyuyor. Dinlerken evet. Hikmet dedi gel sesini beğendim işte. Nasıl gel düğünlere gidelim. İlk düğüne de İzmit'e geldik. Düğün sanatçısı olarak başladım ben. Öyle düğünlerde çıktım. Tabii. Düğünlerle böyle yapıyordum. Yani. Şimdi heyecan var tabii. Bilmiyoruz ya mikrofon böyle. Okurken böyle saklanıyordum. Acaba beni görüyorlar mı falan. Utanıyor mu? Tabii mikrofon nasıl fobisi. Nasıl oluyor? Bir heyecan duyuyor. İlk başlarken müziğe herkes de olur. Mikrofon fobisi olur yani. Tabii. Bunu aldığın zaman eline korkarsın. Evet. Çünkü nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Ne çıkacağını bilmiyorsun da ondan. Tabii ki. Tabii. Ne oldu? İşte yavaş yavaş zamanla işte düğün dernek derken bir konseyde belediye kongre sarayında söylerken bir gün İstanbul'dan gelmişler böyle kaset tanıtımına. Gene anıma geldik. Sene 98. 99'a girerken bir tane un kapanından şu anda rahmetli oldu bir trafik kazasında Hülya Şenkul, Şenkul Plakçılık. Hülya Hanım beni keşfetti. Neyse. Tabii ki beni davet ettiler beni dinlerken. Onlar da kaset tanıtımına gelmişler. Orada da işte ünlü bir sanatçı var şimdi adını söyleyeceğim. Dediler ki ya bir sanatçımız var dinler misin? Şimdi benim müzik kulağıma güvenmiş demek ki. Oturduk neyse. İşte bayan çıktı, böyle 1.60, 70 falan değil yani, kısa boylu bir bayan. Bir çıktı, gökyüzüm sen ol bir tanem, güneş teninde batsın, bırakıp gidersem seni, yağmurlar canımı alsın dedi ve intizar. İntizarla tanıştım ben. İntizar, dinledim şarkıyı, tüylerim diken diken, canlı dinledim, ilk defa ben dinledim. Ve gerçekten eve geldi, yanıma oturdu. Dedim, çok güzel dedim, tebrikler, süper bir eser. Ve dedim yani, dedim ki yani, Hülya Hanım da sordu zaten, dedi ki ya ne düşünüyorsunuz? Dedim, mükemmel bir eser, mükemmel bir ses. Dedim ki ilk 3 sene, 5 sene içinde dedim İntizar Hanım yani, Türkiye tanır dedim. Ve öyle oldu zaten. O seni dinledi mi? Dinledi. Dinledi. O sana ne dedi? Dinledi. O da beğendi sesimi. Ve Hülya Hanım bana kartını verdi. Devam et. Yaşımda 21 falan, 22 falan yani. Hülya Hanım bana kartını verdi. Dedi, bekliyorum sana albüm yapacağım dedi. Tabii eve gittim. Babam tabii benim biraz muhafazakar. Dedi ki yok gidemezsin. Gidersen dedi dönme. Hadi bakalım. Aldık yani başımıza bir dert. Sonra dedim ki ya baba oynama dedim geleceğimle. Yok dedi ya. Mesleğini yapacaksın dedi bana. Gene bunu hobi olarak yap dedi. Öyle devam etti. Zaman zaman İstanbul'a son 10 yıldır ben gidiyorum. Ünlülerde de bir şeyim var. Burası dolu. Biliyorsunuz ünlülerde de sahnelerim var. Neler. Yani genelde Ege tarafına gidiyorum ben. Balıkesir, İzmir, işte Muğla. Niye o tarafta daha çok bir şey oluyor? Oralarda sahne alıyoruz. Yani bizi sevdiğimiz sanatçılar arıyor, işte mekan sahipleri. Evet. Zaman gidiyorum ben, turneye gidiyorum. Anladım. Bir yurt dışı maceramız oldu sevgili
ilimizin duayen sanatçılarından Bülent Tamer'le biliyorsunuz. Evet. Bir Romanya maceramız oldu. Turne yaptık kendisine. Tamam. Yine 2012'lerde falan. Hmm. Evet, 2012 yılında. Yani ben aktif uğraşıyorum, bırakmadım yani sonuna kadar. Yani ölene kadar ben uğraşacağım bu müzikle. Tabii yani şimdi şöyle, bazı şeyler bırakılmıyor. Sen bunu bırakmazsın besbelli. Şimdi bırakılmıyor derken biliyorsunuz ben sigara ve alkol kesinlikle yok, kullanmıyorum. Yasak. Yasak. Yani yok. Kendi prensiplerim. Hı hı. Bir 9-10 yaşında aldığım bir prensip. Oyunumu da çok seviyorlar zaten. Evet. Şimdi hem müzik yapıp hem sanat yapıp gece hayatı olan birisi nasıl bunu yapabiliyor? İşte zaten senin babanın da oraya gitme demesinin i̇şte, muhafazakar bir anlamı da o. Oradaki hayatı beğenmiyor. O düşünce karşısında insanlar. Çünkü o yıllar biliyorsunuz çok gazetelerde tabii, çok şeyler çıktı böyle uyuşturucu hala alakalı. Hala da öyle. Yani. Ama sen uyuşturucuyla ilgili de senin bak zaten, önünde duruyor. Evet bakın ünlülerle uyuşturucuya ayrı katıldım. İzmit sanatçılar da destekler. Yalova'da. Sen de buradasın. Evet. Evet. Plaket aldım. Burada da plaket unutmuşum. Almış. Onu getirmeyi unuttum. Onu getirmeyi unuttum. Neyi? Onun da plaketi vardı mı? Ha, plaketi mi var? Evet var. Olsun gazetesi var bak. Evet. Çıkmış buraya gayet güzel. Babam sınıfı rahmetli. Eşref Kolçak, evet, Harun Eşref Kolçak babası. Evet, evet. İlk ödülümü ben kendisine aldım. Yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Ondan mı aldın? Evet, Harun Kolçak babası, Allah, Eşref Kolçak. Yeşilçam'ın Yeşilçam, duayen sanatçısı. Ha babam sınıfı Ahmet, Tuncay evet. Akın, Teoman Ayık, Tayfun Akalın falan bir sürü tabii ki. Şey Yalova'da ödülümü ilk orada aldım ve orada daha böyle pençeleşti yani bende bu müzik. Evet. Sanat gerçekten dedim bırakmayacağım. Onlar da beni çok sevdi. Hatta işte baba dedi ki ya dedi ben dedi eşimi kaybettim dedi. 3 sene oldu o zaman için. Hı. Tarihi şu anda bir 5 senesi var galiba. Evet. Evet. 5-6 senesi var. Dedi ki ya Hikmet dedi Zeki Müren'den dedi sorma ne haldeyim dedi okur musun yapma dedi. Ha. Hemen dedim hocam öyle bir şey yok hemen okuyorum. Hı. Kuliste. Hemen hazırlattım rejiden. Hemen okudum ve gerçekten ağladı. Sanayi mi? Ve o zaman da kalbinde pil vardı. Dedim korktum ben de acaba bir şey mi olur? Acaba üzücük mü falan? Hı. Defalarca çıkışta hani sarıldım yani. Hı. Dedi ki bak Hikmet dedi, oğlum dedi. Sakın dedi bırakma dedi bak. Hı. Bırakırsan dedi hakkımı helal etmiyorum dedi. Eşref Kolçak bana bunu söyledi yani. Ne güzel bir şey yani, bak. Ne güzel bir anı kalmış sende ama değil gün mi? Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım sorma, söylemem sorma, nöbetlerdeyim, başım duman. Yani gerçekten çok güzel eserler var değil mi Türk sanat müziğinde? Olmaz olur mu? Yani her yani, şeye... Her anıma bir şarkım var gerçekten. Bir İnsanın her duygusuna yansıyan şarkılar var tabii. Onları seslendirmek çok güzel. Güzel söylüyorsun. Güzel. Ya o kadar çok şey var ki önümde. Uyuşturucu var, öğretmenlere mesela Kocaeli şey Fuarı'ndan bahsedelim. Kocaeli Fuarı'ndan bakın. Şimdi orada senin katılım belgen var. Bu dördüncülük yani. Genelde klasmanda dördüncü sanat müziğinde birinci olmuştum. Ha. 2000 söyler misin tarih? 2000 nerede yazıyor 9, 2009 senesi yazar orada yaz. Hocam. Nerede yazıyor? Yukarıda yazar. Yok. Kocaeli Strand'ı arıyor. Tam 2009 senesi evet. Bu yarışmada... Neyse biliyorsun o sen. O zaman için biliyorsunuz bu yarışmalar çok meşhurdu. Evet evet. Ben de Popstar'a katıldım daha önce de. Bundan katıldı, önce değil de mi? Biliyorsunuz. Şeyin de var şurada Popstar, da bir karikatürüm var. Şurada Popstar'daki bakın. Ha bu Popstar'daydı. Benim de karikatürümü yapmışlar karikatürümü Popstar'da. Karikatürümü yapmışlar. Birçok evet. Yarışma programlarına gittim ben. Evet. Tabii derece aldık ama tabii biliyorsun yani bunlar şey reklam olduğu için. Yani tabii böyle... doğru. Çok fazla onu devam ettiremeyebiliyor insanlar. Çünkü İstanbul'da da yaşamıyoruz. Bu işte İstanbul'da olmak. Ben sana bir şey soracağım Hikmet. Bu bir dernek kurmuşsunuz. Bu ne zaman kuruldu? Bu da var evet, burada. Evet evet. Kosan'da kurduk biz. 2005 olması lazım. Hmm. 2004. Keşke 2005. Bu gazeteleri tarih de yazsan. Kosander'i kurduk. Kosander. Benim değerli hocam Udi, bestekar Faruk Ertuğ. Faruk.
Faruk Ertuğ hocam. Ona buradan inşallah sevgi saygılarımı sunuyorum. Arayacağım. Onun yolunda. Böyle otuyla dinleyeceğiz Faruk hocamı da inşallah. Bu ilin çok. Buradan sözünü aldım. Çok değerli bir sanatçı. Sanatçılarından birisi o da. Ve kendisi evet. İzmir Belediyesi'nde UT. Tabii. Yani dersleri veriyor doğaya. Kendisi birçok ünlü sanatçıyla solisti zaten. Tabii. Cengiz Kurtoğlu olsun, Selami Şahin olsun birçok evet. Sanatçı da sahne aldı. Evet. Ben de çok şanslıyım. Böyle hocalarımız da mesela Erdin Çelikkol. Evet. Rahmetli hocamla da çalıştım ben. Evet. Kocaeli Büyükşehir'de Korosun'daydım. Hani herkesten dediğim gibi bir feyiz almışım galiba. Bu zaman dilimi içinde birçok değerli işte bu işi yapan kişi sana bir şey vermiş. Bir şey katmış, yani. Katmış. Almışız yani. Çorbada tuz misali katmışlar mesela, sana. Mesela Erdinç hocamın mesela gel gönlüm yerden yere vurma güzel ne olursun. Şimdi sen zannediyorum Hikmet enstrüman da çalıyorsun, evet. Klavye çalıyorsun. Onlar zaten sahne hayatında var. Oraya çıktığın zaman çalıyorsun. Buna da herhalde daha profesyonelce ilerleteceksin. Şu an 4-4 değil ama yani tabii inşallah. Ama çalışıyorsun. Evet evet. Şimdi sen fuarda da çıktın. Kocaeli fuarında. Işte, tabii. Evet. Öğretmen evinde yaptın. Bak evet, işte Kadırga'yı salladın. Huzur evinde şarkı. Evet. Mesela gittiğin zaman senden istedikleri bir şarkı oluyor muydu? Hikmet şunu söyle falan diye. Ya en çok tabii şöyle sayayım mesela. Nasıl geçti habersiz? Benim yarışma programında söylediğin okuduğum şarkı mı? Eser. Hı. Onu bir kubile okuyalım o zaman. Hadi oku bakalım. Ödülü çünkü onunla almıştım. Öyle mi? Hadi bakalım. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bazen gözyaşım oldu, bazen işte bir şarkı. Her anın eksiksiz, dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzum, içimde durur aşkın. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Saçlarından baharı. Reklamlar. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftirası. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira bizi. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Senden başka sevgili. Çok güzel, teşekkürler. Evet, bu bayram akşamını renklendirdim bak. Seni hem müzik olarak, hani biliyorsun bayramlar eskiden neşeli geçen günlermiş. Çok güzeldi eski bayramlar. O günleri hele de Ramazan'ın ardından böyle 30 gün yapılan ibadetin, orucun ardından bayram günleri çok önem taşır. Evet, ben buradan bütün Türkiye, Kocaeli, İzmit yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları Allah kabul etsin diyorum. İnşallah. İnşallah. Ben de yani yerine getirmeye çalışıyorum. Tabii, yapıyorsun Allah ibadetini. Allah'a şükür orucumuzu tuttuk. Başka bir tabii ki. Ne kadar güzel. Tabii Allah'la kul arasında olan bir şey. Yani senin anılarında da vardır bayram değil mi? Evet. Çocukluk anılarında vardır mutlaka. Olmaz bayram. Mı? Nasıl yaşardınız eski bayramlar, değil mi? Eski şeker toplardık. Değil mi? Ben daha çok spora da ilgilendim. Ben eski bir futbolcu dönemi hayatım var. Ha, onu bahsetmedim. Yolculuk da mı var? Ben atletizmle başladım Gölcük Belediye Spor'da. Daha sonra futbol takımına geçtim. Lisanslı olarak birinci kümede 3 tane transfer yaptım. Güzel. Yani güzel futbol hayatım oldu. Kocaeli Spor'a kadar geldim ama tabii şans. Şans yerde, faktörü. Senin de böyle tam bir yere gelip durmuş orada. Mesela şeyden bahsedeyim gene. TRT'ye seçildim ben. TRT'ye nasıl seçildin? Davet edildim yani. Aha, davet edildim. TRT Harbiye stüdyolarında. Tamam. Sınava girdim ben TRT Harbiye'de. Normalde bir eser okutturuyorlar. Ben iki tane okudum. Mesela çok sevdiğim bizim tabii ki Kandıralı, İzmitli Amir hocamızın, Amir Ateş. Tabii. Buradan sevgi saygılarımı sunuyorum. Baba dostum, Amir hocamıza. Bir kızın Gonca'ya benzer dudağı. Çok güzel, muayyer bir eser. Onu okudum, çok beğendiler. Ve dediler ki bir eser daha okur musunuz? Okuyayım dedim. O anda da
Yine çok sevdiğim Zekai Tunca beyefendi, hocamız, yani sanatçımız. Evet, evet. Gülüsüz Senaysız Bırakmam, evet, Kürdi makamında o eseri seslendirdim. Ve seçildim ben. Sonra dosyamı incelerken dediler ya, Hikmetciğim ya sen 40 günden gün almışsın. Nasıl ya, 40 günden? Ya 40 yaştan yani. Öyle mi? 40 yaşından gün almamak gerekiyormuş. 40, öyle mi? Biz de geç kalmışız, gitmişiz. Evet, yani öyle bir şanssızlığım oldu. Öyle bir yaş faktörü var. Evet, evet. TRT'de 40 yaştan gün almamış olmak gerekiyordu. Öyle mi? Bak, bak. Ve onu da öyle kaybettim. Yani bir şanssızlık Ay oldu yani. Allah, evet Hikmet. Ya olsun yani, ya ben bırakmıyorum olsun. Sonuna kadar. Şimdi sen mesela bu ilde bu işi yapmaya çalışıyorsun. Bizim bir kardeşimizsin. Görüyoruz seni. Dertlerini anlatıyorsun, oturuyorsun, abla görüyorsun, böyle diyorsun, şöyle diyorsun, anlatıyorsun. Ama aynı zamanda da birçok böyle senin gibi sanatını icra etmeye, kendini duyurmaya çalışan insanlar var. Hepsine saygımız sonsuz. Tabii ki. Zaten en güzeli öyle. Bütün sanatçı dostlarımı çok seviyorum. Hatta iftar programı yapmıştık Karamürsel'de. Sanatçılar, bütün Kocaeli sanatçı tabii Keşke ki. Keşke öyle olsa. Oldu, yaptık zaten. Gene yaptık. Ama genel anlamda da öyle bir çekişme i̇şte olmadan. Biraz şey, yürüse. Tabii herkes ekmek derdinde. Tabii herkes ben çıkayım, ben yapayım. İstiyor. Hiç, ben her zaman hakkımı kendini vermişimdir yani. Kendini ispat etmek istiyor. Tabii tabii, ispat yani? Etmek istiyor. Ben her zaman kendi kulvarımda. Yani hiç kimseyle şeyim olmadı. Kimseyle bir şeyim olmadan. Herkese evet. Yardımcı olmuşumdur yani ben. Ya senin tipin zaten öyle kavgacı bir tipe benzemiyorsun. Anlatmayayım şimdi, isim de vermeyeyim. Bütün sanatçılarda bir anım vardır bizim Kocaeli sanatçılarında. Ha ya, yani güzel anılar. Yardım olmuştur. Olsun, hakkımı helal ediyorum ben hepsine. Ha tamam. Seviyorum. Şimdi ama sen bazen böyle şeyde bulunuyorsun. Stand. Tabii. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben. Sen böyle diyorsun. Evet. Şey diyorsun ya. Bizi diyorsun, sitemlerimle doluyum ben Seycan abla. Bizi yani hiç basını olsun. Sitem ediyorum çünkü. Şey yerel işte. Evet. Biz de mesela en azından senede bir kere, senede bir gün. Ha, her kelimeye ben şarkı bulduğum için evet. Böyle bir yeteneğim de varmış. Keşfettim. Güzel. Her sözünüze, sözcüğünüze bir şarkı. Bir şarkı söylüyorsun ama bir şarkı buluyorsun hakikaten. Senede bir gün. Benim de değil mi basında ya da ayda bir gazetede bir haberim olması, yani devam etmem için o beni gururlandırıyor yani. Evet. Mesela basından arkadaşlarla görüşüyorum. Olmamasını neye bağlıyorsun? Unutuluyor yani, o zaman oluyor. Unutuluyor. Unutulmuş birer birer eski dostlar oluyor bu sefer. Doğru mu? Olmaz. Niçin onu unutuyorlar? Eskimeyen dost varken eski dostlar olmaz. Şey, şimdi tabii ki Hikmet, nedene bağlıyorsundur bunu kendince. Bu akşam madem buradasın, konuşuyoruz, hiç olmazsa herkesin ağzı dili gibi konuş senin işini. Ben yapanları. Bütün sanatçı dost arkadaşlarımı, sevdiğim bütün evet, bay bayan olsun. Onları da zaman zaman alıyoruz. Yani burası beraber de sahne için. Yaptık, yapıyoruz tabii, zaten. Beraber de sahneye çıkıyoruz. Tabii küçüküm. Şimdi tabii, isim vermeyeyim. Şimdi şöyle, isim verince şey oluyor. Onlar isim vermeyeyim. İzleyenler, onlar tamam. Beni tanıyanlar biliyor zaten. Tabii. Kimlerle sahne yaptığımı. Tamam. Hepsini çok seviyorum. Hepsine, ayrımcılık olur isim verirsen. Yok, hepsine tamam. Destek olmuşumdur. Olsunlar. Evet. Olmayan da olmuştur bana. Ben onları oldum ama olmayan da olsun. Yani onu da kendi düşüncesiyle baş başa bırakıyorum. Şey olarak, maddi manevi olarak orta seviyede bir insanım. Yani cebimde ne varsa paylaşırım yani. Paylaşırım. Ekmeğimi bölür paylaşırım. Yani önem mi vermiyor diyorsun yerel basın? Şöyle İzmit'te bir sanata... Sanatçı bize önem mi vermiyor diyorsun yani? Sizin basının sizin daha de. Çok yerel sanatçılara konser belediyelerin bilhassa İzmit olsun şimdi. Mesela zaman zaman çıkıyoruz. Fatma Hanım olsun sayın tekrar hayırlı evet. olsun diyorum İzmit evet. Belediyesi'ne. Büyükşehir Belediyesi de aynı Tahir Başkanım hayırlı olsun diyorum. Şimdi sanatçının siyasetli işi olmaz. Şarkı biz sadece konser istiyoruz. Diyoruz ki ya işte başkanım en azından bize de böyle ayda bir yere çıkalım. Bir belediyenin bir etkinliğine çıkalım ve sosyal bir yardımlaşmaya çıkalım. Ne bileyim. Yani ben parada pulda bir şeyim yok yani. Anladım. Para pulda benim işim yok. Yani kendimizi biz bunu bir yapıyorsak. Bir de vitrinde olalım yani. Bir unutulmayalım. Gösterelim. Bizi unutmasınlar. Türk Sanat Müziği unutulmasın diye. He. Türk Sanat Müziği eserlerini daha çok okumaya, daha çok böyle pop tarzı. Mesela demin okuduk Hüzzam bir eser. Evet. Söyleme bilmesinler. Evet. Hüzzam bir eserdir. Onu mesela pop tarzı okudum ben az önce. Evet. Pop yani, tarzı, pop tarzı onu okudum. Onu biraz şeyini mi değiştiriyorsun? Formatını değiştirdim. Ha. Yani mesela Kıskanırım da öyle. Çoğu şarkıda artık sevmeyeceğim. Mesela pop tarzı.
Niye öyle yapıyorsun? Daha bir şey oluyor. Gençlerin daha çok sevmeleri için. Yani Türk Sanat Müzesi'ni tabii ki. Tabii ki. Diye mi tabii ki tabii. Güzel. Mesela en son burada gene pop derken. Orada bakın, bir ödülü var. Ver bakayım tabii onu. İstanbul'da kazandık. Lyons Kulübü. Korkut. Evet efendim, ışık vuruyor, okuyamıyorum da. Lyons Türk Pop Müziği Ses Yarışması'nda mansiyon ödülünü almasından dolayı kutluyoruz diyorlar. Evet, 2023. Evet. Yeni bir şey bu. Geçen yıl İstanbul'da katıldım. Güzel, yani önemli bir şey. Evet. STK. Güzel, şöyle koyalım. Bravo, aferin. Yani, seni. Elimden gelip ben Kocaeli'yi tanımak için İzmit'i, yarışma programlarına katılıyorum mesela. Gidiyorum. Seçiliyorum, evet. Alo diyorum. Hı-hı. Yani koşturuyorum. Peşine gidiyorsun. Koşturuyorum, seviyorum, koşturuyorum. Tamam. Şimdi sen bir de son dönemde açılışta söylemiştim. Bu semalı çocuklarla da yaptığın bir çalışma evet, var evet, galiba. Evet, şöyle mi? Tabii. Çok peşinde gittin, hatta ben ücretsiz onlara şey yapayım dedim falan. Beni de aradım. Şöyle tabii onlara da hak veriyorum. Tabii bir şeyleri var. Bir savaşıyorlar bir hastalıkla savaşıyorlar. Şimdi ben onları da arayıp da devamlı işte ya konser yapalım demedim. Tabii. Sadece teklif ettim. Ben dedim iki tane konser yaparım. Hı. Beni ararsanız yerimizi ayarlayalım. Büyükşehir olur, İzmit olur. Ben dedim bir kuruş almadan ekibimle gelip, benim bir ekibim var biliyorsunuz. Vardır tabii yani. Yani sazlarım zaten var. Tek başına çıkmıyorsun. Size dedim güzel bir gece yani ücretli yani oraya toplanan ücretler o çocuğa verilmesi şartıyla. Tabii İlk konuştuğumuz aile onun doğmuştu zaten şeyi. O doğmuş. Mehmet Aslan'ı biliyorsun. Daha sonra bizim Deniz kızı vardı. Onlara da söz vermiştim ama yapamadık yani. Onu gerçekleştiremedik. Ya. Öyle kaldı mı diyorsun? Ama yani, böyle bir biraz da şey bunu, yani sen böyle bir yardıma ben yürekten hazırım diyorum ama o karşı taraftan çalışmayı başaramadılar. Anladım. Yani organizasyon zayıf olduğu için yani bana bir yer gerekiyordu. Bir işte ses sistemi gerekiyordu o kadar. Anladım. Yani böyle şeyleri seviyorsun. Onu anlamak tabii ki ben huzurevi olsun işte biliyorsunuz. Lösemeli çocuklar, otizmli çocuklar. İstanbul'a gidiyorum şimdi yine gideceğim. Ha, yine mi var? Mesela en son bir özel bir göz hastanesine özel bir konser yapacağım. İyi. Bayramda. Onlar seni nasıl buluyorlar? Bayramda. Tabii ki onlar benim tanıdığım dostlarım aracılığıyla yani. Ha, o şekilde. Tabii Türkiye'nin aynı benim de tanıdığım, sevdiğim. O zaman eli sevdiğim. Kolu uzatmışsın sen böyle. Şöyle tanıdığım, sevdiğim insanlar var sözü geçen. Evet, onlara. Onlara bir alo dememiz yetiyor. Yetiyor. Bravo. Yapalım mı? Olabilir mi? Olursa tamam. Ne zaman tarih? Hemen oradayız. Mesela Mersin. Mersin'de, evet, burada bir şey vardı Mersin'de. Mersin'de, bakın Engelli Çocuklar Festivali'ne evet, katıldım ben. Evet, 17'den. Bütün dünyadan geldiler bakın. Evet. Dünya festivali yani. Dünya, orada çıktın mı? Dünya tabii, Yılmaz Morgül sanatçı. Namur, Mersin, evet. İşte Coşkun Sabah olsun, diğer bir sürü sanatçılarımız vardı. Evet, çok güzel. Sinan Özen bilhassa. Evet. Sinan abi de severiz. Tabii, bu da büyük... Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin burada bir hafta, bir hafta biz oradaydık Mersin'de. Bizi çok güzel ağırladılar. Sağ olsun o zamanki belediye başkanlarımız. Yani sanatçı o kadar güzel değer verdiler ki altımızda gerçekten araç verdiler. Yani bravo. 2000 son model demek bir araba verdiler. Evet. Ve 3 sanatçı işte biz bütün Mersin'e de gezdik. Tarihi yerleri işte. Aynı zamanda şehri hem şarkı gezdik, söyledim, şehri de gezdik. Hem merkezde televizyon kanalının geldiği bir şeyde platformda şarkı da söyledik ünlü sanatçılarla. Çok güzeldi. Yani hayatımın en güzel bir anısıydı sana, yani. Bir de ne aynı dediğim gibi Romanya macerası. Romanya. Sevgili Bülent Tamer hocamızdan. Güzel şeyler tabii. Güzel anılar bırakmak da arkanda hoş bir şey. Evet. Yani yaptığın her şey sana bir katkıdır bence. Tabii ne oluyor devamlı yani pişiyoruz. Ben daha hani bilmediğimiz çok şey var. Derya. Tabii. Baka bir İnsan sonsuzdur, bilgi sonsuzdur. Yani zaten evet. Yani bu iş onu müzik bitiremezsin. Olsun. Yani bu farklı bir yazmaya şey. Yazmaya devam edecek misin? Bir anda tabii şarkı yazabiliyorum. Bir anda aklıma bir şey geliyor. Tabii. Yeni şarkım var şimdi yakında. Ha, var çıkacak yeni mı? Yeni şarkımı hazırlıyorum. Pop şarkı yine. Kaç tane şarkım var? Şu anda bir de Kocaeli Spor'a ben şarkı yaptım. Ha, ondan mi bahsetmedik. Daha şampiyon olmadan, ilk şampiyonluktan önce ben yazmıştım zaten. Klibini de çektik. Tabii Kocaeli Spor. Şampiyon Kocaeli Spor. Tabii Kocaeli Spor'luyum. Keşke olsaydı.
Ve ben Kocaelisporluyum. Yok, keşke şampiyon olsaydı diyorum. Yok, oldu o sene. Ha, o sene mi yani? Ben kulübe o sene rahmetli Üzülmez kulüp başkanımız. Allah onu ben CD'mi de ver, takdim ettim kulüp yönetimine. Fakat pandemiye denk geldi gene, bir şanssızlık. Statta okuyacaktık şarkıyı, olmadı, kısmet olmadı. Kısmet olmadı. Olsun, bir şeyler yapmış olduk yani. Tabii tabii. Hani ben bu şehir adına, bu Kocaeli İzmit, yani İzmit adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii, ben kendi kulvarımda yani, bunları yapmaya çalışıyorum diyorsun, değil mi? Yani takdir ederler, etmezler. Tamam, ama sen müşterisin herhalde ben, kendi açında. Sıkıntı yok yani. Çünkü ben bu yaptığım şeyi kendi bütçemle yaptım. Kendi. Sponsorum da yok. İmkanlarımla. Yani. Kendi imkanlarımla. Her şey şu an kendi çalışıp kendi yaptığım emekler yani. Gerçekten. Ne güzel bir şey. Ben bütün gençlere şey. Buradan bilmiyorum örnek evet. olur muyuz? Biz evet, artık orta yaş üstüyüz. Yani yaşlandınız mı? 40'ın üstüyüm biliyorsun ben. Daha bakalım. En son pandemiden önce de gene bir burada Semahat Hanım'ın programındaydık. Evet. Doğum günümü burada kutlamıştım. Öyle mi? Hatta size de söylemiştim. Burada 17 Şubat benim doğum günüm. Evet, burada yapalım, programda evet, yapalım demiştim. O da anı kaldı bende, güzel tabii, oldu yani. Tabii. Her şeyi diyorum ya. Acısı da vardır hayatın, tatlısı da vardır. Tabii deprem yaşadık. İkisi de şey bırakır. Tabii acı tatlı derken yani, yine acıya tabii. geleyim ben. Ben deprem önce değilim. Gölcüklüsün. Var mı kaybın? Ben üç kardeştim. İkisini kaybettim. Öyle mi? Evet, iki tane kız kardeşim vardı benim. Ooo, depremde mi kaybettin? Hatice ve Nura isminde. Ay ya. Evet. Kendim de işte 60 saat gibi... Kaldın mı? Enkazdan ben kurtuldum. Mucize yaşıyorum yani. Yani o yüzden evet. hayatı dolu dolu yaşamak istiyorum. Adın gibi hikmet yani. Nerede oturuyorsun? Merkez orada? Mahallesi. Merkez Gölcük. Mahallesi'nde. Allah sana evet. hayat bahşetmiş. Buradan bütün ömürlerimi bitmiş. Şehitlerimize, gazilerimize, kaybettiğimiz evet. tüm insanlarımıza evet. Allah rahmet eylesin. Gerçekten öyle. Gani, tabii gani. Çok Gölcük bilhassa çok evet. can kaybı oldu. Tabii ondan sonra da işte bu pandemi dönemi. Yani çok şey yaşandı aslında. Ben bir 200 sene ayrı insanı... kaldım. Ayrı kaldım İzmit'ten, Kocaeli'den. Ne zaman? İşte depremden sonra ben baba memlek köyüne gittim, baba Öyle köyüne. Mi? Orada kaldım 200 sene. Sonra askere gittim, sonra tekrar geldim. Burada bana bir ev olayı oldu. Depremzede olduğum için. Tekrar İzmit'te. Tekrar döndün diyorsun evet. buraya. Ama şimdi buradasın artık yani. Sonra gücün. İşte tekrar müzik bırakmadım müziği biraz. Tabii biraz bir ayrı kaldım 7-8 sene müzikten. Tabii. Sahnelere çıkamadık. Çıkar tabii. Yani zor oldu ya. Genel bir acıydı o. Yani çünkü ayağım da sakarlandı insanlar. Biraz. Ha, sağ ayağım tabii. Hmm. Futbol oynuyordum ben. Oynayamadım bir daha. Ya, jübe yapmak o zorunda şeyden, kaldım. Depremden sonra evet, mı oynayamadın? Evet. Neyse. Olsun. Çok şükür. Çok şükür. Bak ayaktasın. Hepimiz. Şarkı söylüyorsun bize. Ne güzel dinliyoruz. Eğlendiriyorsun bizi. Düşündürüyorsun. Öyle öyle şarkılar vardır ki sadece şarkı olarak dinlememek evet, lazım. Evet, şarkılar ondan sizi söyler. Ondan çok şeyler almak evet. lazım, değil mi? O zaman hadi söyleyelim bir tane de. Bakın ne yapalım? Yönetmenim ne yapalım? Rejiye soralım şöyle dönelim. Rejiye soralım. Onlar bizi yönlendirsinler. Çünkü bilmiyoruz, orada hazırlıyorlar. Ona göre hareket edelim. Şimdi ben tabii ki seviniyorum. Yani şurada yaptığımız bu çalışmayı, bak ben 30 senedir burada bu işi yapıyorum. Hiç insan ayırmadan yaptığımı evet. biliyorum. Benim için bir milletvekili de buyur gelir, bakanlarla da konuştum. Bir boyacı da, bir fotoğrafçı da, eski fotoğrafçılardan, ne bileyim herhangi bir işi yapan insan da burada şu sandalye de aynıdır. Zaten aynıdır. Onun için ben tabii ki isterim böyle gelin, konuşun, anlatın kendinizi. Ama ben de sözümde durdum işte Hikmet. Geldin, söyledin. Ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Sen de bu bayağı uzun pandemi girdi araya. Biz görüşmemiz evet. ilk pandemiydi galiba değil mi bir program için? Canım yani. Daha sonra tabii girmeden. Çok şeyler oldu. Benim kendi sıkıntılarım, ailesel. Şöyle güzel oldu benim hastalığı. İçin de çünkü evet. daha bir şey oldu. Daha oldu, bir canlı geldim. Hem sen de bak beste yaptın falan. Evet, şarkılar da yaptım. Daha ne güzel yapalım? Oldu. Bir şarkı dinleyelim mi? Hadi o zaman. Evet. Bir şarkı kalsın mı? Kalksın. Hadi bakalım. Hikmet'le güzel şarkıyla reklama girelim. Yaşananlar hep
hep hayal miydi? Büyük aşkın nerede mazi miydi? Seviyorum seni derken bana, yoksa hepsi yalan sözler miydi? Şimdi çok pişmansın biliyorum, geri dönmek için ne bekliyorsun? Ben o eski ben değilim artık, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yoksa hepsi yalan sözler miydi? Şimdi çok pişmansın biliyorum, geri dönmek için ne bekliyorsun? Ben o eski ben değilim artık, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Teşekkür ederiz Hikmet. Evet, ve reklamlar. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Ben şöyle bir şey soracağım sana Hikmet. Mesela beste yapıyorsun ya. Ben evet. Bunu öbür diğer şairlere de soruyorum. Şiir yazanlara. Yani böyle o besteyi yaparken bir şeyden ilham mı alıyorsun? Veyahut mesela gece mi yazıyorsun? Sana nereden ne geliyor da yazıyorsun? Paris demişsin mesela. Paris'i yak da gel. Yıkacaksan Roma'yı yak da gel. Yıkacaksan Paris'i yık da gel. Mesela bu nerede çıktı? Nereden geliyor bunlar aklına? Şimdi dinledim de senin şarkın. Çünkü bak bunları özellikle söylüyoruz. Kendi besteleri efendim. Yani sözü, müziği kendi besteleri. Yani o nedenle biliyorsunuz buralarda telif hakkı denen bir şey var. Her şarkıyı böyle istediğimiz gibi maalesef söyleyemiyoruz. O nedenle Hikmet'in şarkı
şansı var, kendi şarkılarını söyledi. Zaten sonunda da program biterken de yine kendi şarkısıyla bizlere veda edecek. Nasıl bu, aklın nereden geliyor Parisler, şimdi, Romalar? Bir gün Yalova'dan geliyoruz bir programdan. Çınarcık'tan geliyordum. Çınarcık'tan. Meşhur. Tam böyle Yalova Karamürsel arası. Evet. Tabii arabada sazlarım da var. Hı-hı. Ben kendim götürüp getiriyorum. İşte arkadaşlarımız, 5 kişiyiz. O anda radyoyu kapattım. Yani öyle bir şey geldi. Saat gece 02 falan geldi. Yoldayız daha. Program bitmiş. Biliyorsun gece. Böyle bir dörtlük okudum yani. Millet bir şok oldu. Çıktı. Yakacaksan Roma'yı yakta gel. Şöyle oldu. Aslında bir tane bizim gene isim vereyim mi? Bir sanatçımızın var, bir şarkısı var. Var tabii canım. Ne var ki? Bir sanatçıdan ismini vermek de yok. Yeter ki sen hatırla. Kenan Doğulu gene pop sanatçısı. Kenan Doğulu. Evet, onu onun var bir ya. Şarkısı vardı. Evet, evet. Roma'yı yak. Oradan mı geldi aklına? Gibi esinlenmiş olabilirim ama o an demek beynin bir kenarında kalıyor. Ben de bir anda böyle yakacaksan Roma'yı yakta gel, yıkacaksan Paris'i yıkta gel, seviyorsan beni her şeyden çok. Evet, güzel olmuş. Anıların hatırına çıktı. Gel öyle bir dörtlük geldi. Ah dedim hemen yazayım ben. Durdum kenarda. Bazı insan gece uykudan kalkar yazarmış mesela. Valla şöyle deli kalbimi ben sabaha karşı ezan okunmadan böyle yarım saat önce yani... Ne yaptın? Aklına mı geldi? Nakaratını yazdım mesela. Aa, yani o... Mesela şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamazsın yüreğimi, nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzellik. Bu işte deli kalbim. Deli kalbim değil şarkım. Mi bu? İlk şarkım. Ben de dedim şimdi mi yazdım onu? Yok. Olur ya, böyle tık 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 yazıveriyorum dedin ya. İnşallah ya, yani ömrümüz yeterse herhalde hedefimiz de var yani bir... Şimdi sen başladın ya bu yazmaya, beste de yapmaya başladın ya. Evet. Bu hep istersin bunu yapmayı. Evet. Bir... Çünkü sana sen olduğunu, yani sana daha bir güç verir bu. Kendi şarkını okuman. Hedefimde 50 eser var. 50 tane yapmak istiyorum. Özellik değil mi? Evet. Herkes kendi şarkısını okuyabiliyor mu? Evet. 50 eser düşündüm. Hedefimde 50 tane eser 50 var. Tane. Yapmak. Yani. Bravo. Ama inşallah her yani markamdan... önüne çıkan imkanlar... Evet. Belli bir nedenlerden dolayı evet. Şey olmaz. Her tarzda, her makamda. Evet. Mesela 9-8'ini bileyim. 7-8 evet, Karadeniz. 9-8'lik ne söylüyorsun? 9-8 roman tarzı söylüyor mesela. Söylüyor musun? Ne söylüyorsun mesela roman tarzı? Nerede yedin paraları söyle, söyle. Söyle. Nerede yedin dolarları söyle. Nerede yedin paraları söyle. Boğazında kalsın, boğazında evet. Kalsın mesela. Yani o kitleye de mesela romanlar biliyorsun bu romanlar siz. Roman sevdiğimiz ama herkes o seviyor. Roman yani vatandaşlarımız, sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlar hepsi müzisyen. Doğuştan yani tabii. Onlar. Allah onları öyle bir sağ olsunlar. Ben mesela onları çok seviyorum İzmit'te. Onlar da beni çok severler. Yani benim bir de cömbüşüm var. Mesut abim var. Daha önce programa çıktı 41 TV'de. Sağ olsun o da bana destek oluyor. Mesela takıldığım yerlerde Yapıyor, yardımcı oluyor. Onunla zaman zaman program yapıyoruz. Seviyoruz onları ya, seviyoruz yani romanlar onları. Romanlar bizim Türkiye'mizin bir parçası, hizmetimizin. Evet. Onlar nasıl olmasa zenciler olmaz. Zenciler bir yerde, bizim renk de Roma. Evet, evet. Müzik adına hakikaten evet. Renk. Hayatımızın renkleri onlar, neşeleri. Yani, neşeleri. Ve herkes eğlenmek istiyor. Ya öyle bir zamandayız ki hep böyle bir sıkıntılı hayat. Evet, evet. Hep böyle dert, keder, hastalıklar. Yani, ne bileyim, arada böyle... bir de oynayalım, bir şey yapalım. Yani gerçekten şöyle şeye konuya geldik. Müzik ruhun gıdası gerçekten. Gıda değil mi? Evet. Ya yani ben müzikle hayata tedavi döndüm. Tedavi oldun mu? Hayata döndüm. Kendi tedavi oldum. Mi ettin? Şimdi şöyle bir eskiler şey der. Para sesi, su sesi. Yani kadın sesi. Bir de şimdi müzik ne müzik oluyor? Şarkı. Müzik sesi. Yani sen onu müziğe çevirdin. Müzik evet. Sesine çevirdin. Şimdi ben tabii tam anlamıyla bilmiyordum. Yani gene hatırlatmak istemem sana ama yaşanmış bir gerçek. Yani bir enkazdan çıktığını bilmiyor ya da duydum unuttum. Ben bazen unutuyorum. Depremcideyim. Hikmet. Şimdi sen tabii yani, tedaviye ihtiyaç olan hepimiz. Yok kesinlikle öyleydi. Hiçbir ilaç kullanmadım. Ama kendini bak nasıl tedavi etmişsin. Biraz aktif, eskiden de ben çocukken de çok aktiftim. Yani. Belli hani, zaten. Siz bana demiştiniz hipersin evet. Biraz ama şöyle... Yerinde aktifim ben. Tabii öyle yani zaten. Çok böyle hani ne derdim. Her yere
hani bombalı sokan böyle bir insan değilim yani. Hı. Yerinde. İşimle alakalı aktifim yani. Ama pozitifsin. Pozitifim, evet. Sıfır araç pozitif kan grubum. Böyle mi kan grubunda? Evet. Anladım. Pozitifsin yani, insanlarla iletişimi kurmayı sosyalim başarıyor. Zaten. Sosyal ben de o kadar çok bu işi yapanlar var, bu şeyi kuramadı. Böyle bir şey, iletişim kuramadı. Ama sen gayet güzel eşimle falan. Nasıl bugün programda keyif alıyorsun? Gayet güzel tabii ki, ne demek? Güzel bir bayram programı oluyor şu an. Gayet gerçekten. Güzel, bir de kendi insanımız. Efendim yani... İzmit'e ben de yemek vermişim. Yani. Tabii. Bizim formatımız, bizim zaten burada oluş amacımız o. Kendi şahsıma söylüyorum. Sen de burada bak bir sürü emek vermişsin. İşte tabii ne ki. Bileyim üçlücüyle olsun, başka STK'larla yani, olsun, gerçekten. Sanatçılarla olsun bir sürü etkinlik yapmışsın. Bunu kimse bilmez. İşte biz böyle çıkmalıyız ki televizyon kanalına. Evet. Sevcan ablamız bizi... Doğru yapmışız. Bunu yaptık işte. Gayet doğru güzel bir, oldu. Gerçekten on numara bir... Gayet de güzel oldu. Ne bileyim bir tanesi kendi mesleğini anlatır çıkar. Hocadır. Cerrahtır. Yani. Keser. Anlatır. Bir tanesi çok önemli bir mühendistir. Çıkar anlatır. İnşaat yapar. Müteahhittir anlatır. Sen de şarkı yapıyorsun. Sen de çık anlat. Tabii bir de bizim sanatçıların bir de problemleri oluyor biliyorsunuz gece hayatında. Gece hayatı evet. Derken benim gece hayatım yok. Seni yok ama. Alkol sigaram yok zaten. Bak seni Allah yok aşkına. Ama genel anlamda var. Düşün çünkü o hayatın içine girip de senin gibi kalan çok nadir. Şimdi tırnak içeri ben söyleyeyim birkaç tane problemlerden. Söyle. Mesela tamam tabii ne güzel. Bugün işte anlat bunları madem geldim buraya. Şimdi sevgili dostlarımız veya tanıdığımız birileri mekan açıyorlar. Tamam. Değil mi? Eğlence evet. Mekanı. Biz de müzik yapmak istiyoruz. Hı. Gidiyoruz, görüşmeye gidiyoruz. Tabii kimi kaide almıyor, kimi şey yapıyor, güzel ağırlıyor. Şey dinlemeden bilmeden, ya yok işte mesela gerek yok diyor ya da istemiyor mesela. Hep evet. Kafalarında aynı şeyler, aynı tarzda gidiyorlar. Ha, evet. Olsun sorun değil. Mesela gidiyoruz, görüşüyoruz. Bir anlaşma yapıyorsun ama işte müşteri olmuyor bazen biliyorsunuz. Olmayabilir. Olmayabilir. Tabii. Yani... Mekan kazanamıyor. Mekan kazanamıyor. Yani, o bize yansıyor. Sana mı? Sana derken o tabii bizim çocuklara yansıyor. Müzik yapana mı yansıyor? Tabii sazlara, soliste. Evet. Yanlış mı geliyor? Doğru. Ben de ama şimdi şöyle hani bir mekan açılmışsa bir sanatçı çağırıyorsan onun bütçesini ayıracaksın. Evet. İşte bir kazanamadık sanatçı işte. Sanatçı dışarıdan insan toplayamaz. Bir de şöyle bir şey var son zamanlar. İşte sanatçı tamam sanatçı mekana müşteri getirmek zorunda değil yani. Değildir ben de onu ben değilim yani ben ama ben çıkarışımı arıyorum. Çıkarışımı yaparım, söylerim, giderim diyorsun. Belki birisi ben size her programda arıyorum. Buradayım, evet. Şuradayım değil mi? Gidir evet. Misiniz? Arıyorsun da işte. Arıyorum yani. Yani. İnsanlar da öyle. Herkese arıyorum. Yani. Gidemiyor ki yani. Şu anda birçok etken var onu. Tabii şu anda yani. Bir pahalılık var. Tabii bir yani. Ekonomi. Öyle bir sürü şey var. Sıkıntılı gidiyor. Bir hayat var. Ne bileyim bir de bizim şehrimizde acılar yaşandı. Yani Türkiye genelinde pandemi 99'da yaşanan acı daha bitti mi sanıyorsun? Bitmedi. Bitmedi. İnsanların ben daha yeni toparlandım yani. Tabii bak kendinden pay biç. Ben de hala söylüyorum arada bir sallanıyorum sanki diye. Yani hiçbirimizden bu gitmez. Ona rağmen eğlenmek istiyor insanlar. Belli de bir kitle var ama. Ya ben buradan da işte daha kolay değil daha böyle sanatçıya daha böyle bir itibar edilmesini istiyorum yani. Hı. Bir şey istemiyoruz onlardan ya. İlle bizi çağırın işte ağırlayın işte yiyelim peki içelim. Her gittiğiniz yerden mesela başta konuştuğunuz parayı alabiliyor musunuz? Yani o ne konuşuyorsunuz? Valla ben şöyle diyeyim kendi adıma %50 diyorum ben. Anlaşıyorum mesela %50. Ya oraya kazancın mı? Kimisinden alıyorum, kimisinden alamıyorum yani. %50 yani. Hayır, günü kurtarıyoruz ama günü yani. Günü kurtarıyor musunuz? Günü kurtarıyoruz. Hadi onların da hakkını yemeyelim. Sağ olsunlar hani gidiyoruz. Peki bu yaptığın işte bir diyelim ki dükkanın yok. Yani sadece bu işi yapıyorsun. Yok, hayatını idame ettirebilir yok, misin? Asla. Yok asla. Yaparsın kolay bir iş mi bu? Yani müzik, sanat, sanatçılık, evet. Solistik yani... Meşakkatli mi? Saz üstadların, yani evet. Müzisyenler. Müzisyenler. Yani gerçekten zor durumdalar. Bir Faruk Hoca mesela yıllarını vermiş. Yani işte o var. Konuşacağız, konuşturmak lazım neler yaşadığını. Mesela bir Şaban hocamız var bizim biliyorsunuz. Ha, Şaban. Şaban Müzisyenler Cemiyeti'nde. Evet. Söz, bestekar. Hı-hı. Mesela onlar da mesela müzisyenler bizim... Onların da bir derneği var. Evet. Yani gerçekten yani zor, durumlar zor yani. İş evet. Bulmak da zor.
Eskisi gibi iş çıkmıyor yani. Çıkmıyor değil mi? Eskisi gibi değil. Yani eskisi gibi derken, eskisi dediğin nerede çıkıyordu bilmiyorum da. Şimdi şu eskiden anda iyice. Düğün dernekler gibi yani. Çağırırlar. Herkes yapamıyor diyorsun. Ya da müzisyen çağıramıyor. Hani salonlarda belki eskisi gibi o değildir ayrı, evet. Tabii. Nasıl yapsınlar? Hikmet görüyorsun ortamı. Evet, evet. Yani insanlar şey derdinde, ekmek derdinde. Gerçekten şimdi iş bulmak zor, daha zor gençler için. İyi ki senin elinde altın bileziğin varmış. İşte ben bileziğimi taktım. O altın bilezik. Altın kullanmıyorum, gümüş var bende. Tamam, şeysin yani. nasıl diyeyim? Asıpsın gençlerin ya. İşi yani 2000, yani milenyumdan sonra çok, 2000 yılından sonra zorlaştı yani. Hani iş bulmak, hani meslek sahibi oluyorlar ama üniversite bitiriyorlar ama İş bulamıyorlar. Bir sürü üniversite bitirmiş insan var. Çok şu anda boşta mühendis var. Yok, avukat var. Tıbbi sekreter. Şey çok var. Benim tanıdığım insanlar bana iş soruyorlar, gidip garsonluk yapıyorlar yani. Bu ne, kötü ne bir durum acı. Yani. Tabii tabii. Gerçekten. İnsan üzülüyor. Ama siz şu işi yapanlar da tamam çok para kazanamıyor ama aç da kalmıyor. Ya aç kalmayız. Değil yani, yani? Şey, ben bir zaman yine bir Kocaeli bizim Özgür şey yapayım. Kocaeli gazeteleri evet, gelmişti evet. Bana röportaja. O zamanlar dükkana geldiler benim. Dediler ya işler nasıl falan, bir röportaj yapalım. Ya dedim arkadaşlar, yani ne ölüyoruz ne sürünüyoruz. Yani ne öldürür ne süründürür yani evet. Ekmeğimiz. Ne güldürür yani ne güldürür. Sürünürür. Aynen onu söylemiştim. Başlık almış Kocaeli Gazetesi. Güzelmiş o zaman hakikaten. Bu meslek öldürmüyor da, güldürmüyor da, süründürmüyor da. Bir ekmek yiyor, bir yerde çalıp yiyor. Mesela ben bir beyefendiyi görüyorum belli yerlerde. Şeyle mikrofon elinde. Evet evet, sanat müziği okuyor. Sokaklarda şarkı söylüyor. Zaten şöyle durdum dinledim o top bir yaşına. Şimdi yürüyüş yolu biliyorsun İzmit'te bizim. Kulaçınız. Zaman zaman sokak gibi. Sanatçısı diyorsun. Tabii geçen gün Yahya Kaptan da gördüm. Şimdi mesela onlara ben zaman zaman geçerken bir şarkı eşlik ediyorum. Beni tanıyorlar. Evet valla ne güzel. Güzel oluyor mesela. Güzel mesela oldu. Mesela gitar çalan bayan var bir kız arkadaşım. Evet evet. İşte, klarnet çalan bir arkadaşım akordeon var. Akordeon çalıyorlar falan. Çok güzel yani, ne güzel. Bak orada şeyini çıkartıyor. Yani insanın yürürken bile, yani gezerken bile morali yerine geliyor. Geliyor değil mi? Bir sevdiği harika. Bir şarkı çalması çok güzel. Tabii tabii. Yani, yani şimdi mesela bu işe başlamak isteyen alaylı veya mektepler okumuş. Ben ikisi de karışık. Senin ikisinden de var bende diyorsun da. Mesela sana sorsalar abi ya biz bu işi yapacağız. Nasıl? Hangi yoldan gidelim? Nasıl yapalım? Bu işin meşakkati nedir? Kazancı falan desen. Bu iş önce onlara. Benim gibi konservatuvarı kazanıp ud bölümünde başlayıp müziğe devam etmek yani. Korolar olsun. Yani eğitim mi? Tabii eğitim. Diyorsun. Korolarda değerli hocalarımızla çalışmak, nota öğrenmek. Yani nota bilmeden korolar bunu, bayağı bir terbiye ediyor değil mi? Nota bilmeden, şan dersi almadan, yani şarkı, müzik, makam bilgisi olmadan evet. Okumak şey olur yani, hoş olmuyor. Evet. Makam bilirsen, makam bilen herkes şarkı okuyabilir mi? Yani biraz da tabii şan var. Eğitimi gerekiyor. Hı. Yani düşün, şu ses dediğimiz gırtlaktan gelen o... Ses, tabii o doğuştan oluyor bir de. Hı, tabii, okuyabilir, mi? Doğuştan da. Evet. Vardır genlerde benim gibi mesela dedelerden. Evet, bir yetenek. İşte... Yani onlara ne dersin? Git eğitim al. Eğitim alsınlar. Yani evet. Eğitim şart. Eğitim al dersin. Evet. İyi bir bayram akşamıdır inşallah. Güzel size işte elimizin genç bir sanatçı. Evet. Sanatçı... Derken şarkıcı, şöyle şarkıcı solist diyelim solist. Şöyle sanatçı. Şimdi eskiden şarkıcı denirdi. Değil mi? Sanatçı solist, olmak yolunda ilerleyen sanatçı diyelim. Olacak. Bak ne kadar da mütevazi. Evet. Sanatçı olma yolunda ilerleyen yaşı da erken o öyle diyor ama çok önünde çok daha uzun bir zaman dilimi var. Dilerim amaç ve arzularına ulaşır. Hikmet'i aldık. Hikmet Korkut bu akşam bizle bayramı hem birlikte kutladık hem sizlere seslendik. İstemez misiniz efendim? Bu ilin kendi insanını işte gelsin de burada anlatsın kendisini. Niye bu kapılar kapansın ki onlara? Evet. Onun için ben bu akşam gerçekten çok hoşuma gitti, mutluyum. Biliyorsunuz. Bu işi yaptım sana sözüm vardı. Çok kuş gibi hissediyorum. İlimizden de birçok sanatçı çıktı biliyorsunuz. Çıktı tabii, çıkmaz mı? Mesela hepsiyle de birebir sahne almışlığım var mesela. Kim mesela sen? Mesela. Daha mesela Tarkan olmadan önce düğün salonlarında biz tabii koroda Gölcük'te, Karamürsel'de, koroda. Koroda
aradaymış. Hatta Demet, kuyu hocası ona kızmış. Evet, konuşuyor evet, diye evet, falan. Evet. Demet Akalın mesela benim Gölcük'ten mahallemdeki arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Sonra işte bu ilimizden çıkan... Demet'le falan... görüşüyor musun hiç? Yok. Yani böyle bir imkan yok. Görüşemedik Demet bir daha. Yok, denk yok. Gelmedi. Demet, evet biraz. Mesela şu anda MSG Başkanımız Ferhat Göçer. Ferhat Göçer de İzmit'te bir dönem... Tabii, tabii. İzmit Lisesi. Kayahan. Kayahan mesela. Rahmetli Kayahan. Biliyor musun? Burada Otel Asya'da çalarmış. Söyleyecektin, sen söyledin. Otel Asya değil, Altınlar. Altınlar, pardon. Şimdi biz tabii çok gençtik o zaman. Yeni evliydim ben. Rahmetli Ulu Bey'le giderdik ve Kayahan'ı orada dinlerdik. O kadar güzel söylerdi ama bu kadar meşhur olacağı tabii aklımıza gelmezdi. Sonra çok hoşumuza gitti ama çok değerli bir yok, çok sesti. Mütevazı çok o da çok. Çok değerli bir sesti. Çok değerli bir üstattı aynı zamanda da besteleri vardı. Dinledim birkaç kere konserine denk gelmiştim. Çok. Rahmetli. Sonra başka var mı? Öyle var galiba daha. Benim burada Salim Dündar var Değirmendere'de. Ha, Dündar. Aynalar. Ha evet. Değirmendere'de değil mi? Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Mesela onun söz yazarı ve sanatçısı, peki, bestecisi evet. Yani. Tabii. Salim Dündar. Salim Dündar. Tabii ki. Salim benim aklıma Dündar. Gelen, mesela Kara Müsali, siz bilirsiniz, değerli bir sanatçı gene. Kimdi vardı orada? Evet, evet biliyordum bak, da. Bak yeşil yeşil. Evet, kim vardı orada ya? Adı neydi? Bak şimdi dedim, ucuna şey söyleyemedim. Bir evet. De Karadenizli var ya, meşhur Karadenizli bir şeyler söyleyen. Taner Eyüpoğlu var. Taner var. Taner Eyüpoğlu var. Bir de şeyde Çocuklar Rüyaması'nda oynadı ya, o da İzmit buradan. Evet, birçok sinema sanatçımız da var. Tabii, var, tabii, tabii. Onlar dair. Evet. Ahmet Özhan. Ahmet Özhan. Bak yeşil yeşil mesela Karamüsel. Ahmet Özhan Karamüsel. Mesela tamam. Beni de bazen benzetiyorlar. Zekai Tunca tarzında okuyorum. Tabii. Daha da şey olur. Ahmet Özhan tarzı tasavvufta beni benzetiyorlar. Hani. Tabii ki onun gibi. Ben kimseye benzemek istemem tabii ki. Konya'da. Herkes farklı. Nefiste. Şimdi ben bu akşam, bu bayram akşamı son derece mutluyum. Evet. Seninle bu güzel programı yaptık. Bütün bizi izleyenlerin veya bütün Müslüman camiasının evet. Bayramını kutladık. Artık programı bitireceğiz Hikmet. Bak 1,5 saat vallahi oldu. Valla ne çabuk geçti, ben anlamadım yani. Saate şimdi bakıyorum. Şimdi sen kendi yaptığın besteyi bize çık şurada bir kere daha oku. Tabii ki. Biz onu bir kere daha dinleyelim. Senin emeğin, eserin, alın terin. Onu evet. istiyorum ben bir kere daha dinlemek. Şimdi ben destek, ondan sonra programı bitirelim. Bütün Kocaeli halkından, bizi izleyenlerden destek bekliyorum YouTube kanalımda. Seni dinlediler mutlaka. Ve İzmit'i anlatan bir klip. Hmm. Bütün Kocaeli bölgesinde çektim ben bu klibi. Öyle mi? 3 gün sürdü klip çekimleri. Klibini bu tabii bu İzmit'te. Saat Kulesi'nde başlıyor klip oo, zaten. Çok güzel, tamam. Yani öyle başlıyor. Zevkle izleyeceklerdir, buna eminim. Evet, ben herkesten tamam. izlemesini tavsiye tamam. ediyorum. Tamam, izlesinler. İzleyelim ve değer verelim. Onların bizden beklediği işte bizi neşelendiriyor, söylüyor ve yazıyor, çiziyor, besteliyor. Bu gençleri biz ellerinden tutmalıyız. Yani illa şey değil, destek illa maddi anlamda değildir evet. efendim. Onlara vereceğimiz güç bizim manevi olarak da gücümüz olsun istiyoruz biz. İşte dinlediniz. Kapanışsa sevin. Ben buradan evet. tüm sevenlerimi, beni tanıyan, tanımayan, evet. işte bütün Kocaeli, İzmit'e, Türkiye'ye, tüm sevdiklerimi, bütün sanatçı dostlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kutluyorsun. Sevgi, evet. saygılarımı sunuyorum. Ve beni izlemelerine devam etmelerini istiyorum. Tabii, beni izlemeye biz, devam edin, tabii, beni izlemeye devam edin. Biz vereceğiz burada, evet. tabii vereceğiz. Biz buradan vereceğiz, sonra senin bu programın YouTube'a geçecek. Her evet. zaman izleyecekler. Bu güzel şey. İzleyin. Tabii, benim de TV ediyorum. 41 her zaman one number, her zaman en önce bu ilin koşup geldiğim, en eski televizyonu. Evet. Bak vazgeçemiyoruz ondan. Beni aradıkları zaman onun hemen için, koşup geldiğim bir kanaldır bravo, biliyorsunuz. Harika, geleceksiniz tabii. Türkiye'de birçok kanala ben konuk oldum. Hı. Gerçekten 41 TV benim için. Ama seni toprağın ya, bu başka bir başver. Hadi bakalım, aynen. buyur gel.
Tamam. Kalbim benim nasıl da sevmişti şu deli gönlüm benim. Kanayan bir yana şu deli kalbim benim. Cezamı çekiyor şu deli gönlüm benim. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki sana hasret gözlerim arıyor seni. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki sana hasret gözlerim arıyor seni. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğim. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğim. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Kalbim benim nasıl da sevmişti şu deli gönlüm benim. Kanayan bir yana şu deli kalbim benim. Cezamı çekiyor şu deli gönlüm benim. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki sana hasret gözlerim arıyor seni. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki sana hasret gözlerim arıyor seni. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğim. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamasın yüreğim. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. İşte bizim Hikmet Korkut, işte bizim mücadeleci, yılmayan, bestelerini 50 taneye kararla vermiş çıkartacağını söyleyen, sanatçılığa adımını atmış bir İzmitli. Yani namı İzmitli, değer, namı deli kalbim değer. Diyelim artık. Öyle benim mi diyelim? Şarkımda da, evet, lakabım da deli kalbim. Deli kalbim. Deliyim yani ben de. Deli misin? İzmit'in delisi benim. Yok canım. Evet efendim. Mecazi anlamda. Bu akşam tabii ki. Bu akşam bayramın ikinci gecesini birlikte geçirdik. Kentin değerlerini bu şekilde değerlendirdik. Onlar bizim değerlerimiz. Var olsunlar. Sizler de öyle. İzleyin, kararı siz verin efendim. Müzik ruhun gıdası. Ben de size ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Hikmet. Beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Yani sizin de yani yolun bahtın açık olsun. Bendeki yeriniz ayrıdır her zaman. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Yolun bahtın açık olsun. Sevgi saygılarımı sunuyoruz. Tekrar nice bayramlar efendim. Herkese iyi bayramlar. Geceler. Görüşmek üzere.
Yıldızlar Yatırım Holding kentin değerlerini sundu.